turboşaft motorlar nasıl çalışır? Şimdiye kadar öğrendiğimiz jet motorları hep havayı püskürterek itki oluşturuyor. Ama bugün öğreneceğimiz turboşaft öyle değil. Turboşaft motor, gücünün tamamını dönme hareketine çevirir ve aktarır. Turboprop ile benzerdirler, ikisi de dönme hareketi oluşturur ve aktarır. Hatta çoğu zaman aynı motor hem turboprop hem turboşaft olarak tanıtılır. Yine de bir fark olarak, turboprop motorların çekirdeğinden püskülen havanın küçük de olsa itki oluşturması söylenebilir. Turboşaftta böyle değil. Yakıt, tamamen dönme hareketine çevrilmek için harcanır turboşaftta. Turboşaft motorlar 3 ana bölümden oluşur. Çekirdek, güç türbini ve güç şaftı. Çekirdek dümdüz turbojettir. Turbojet videosu şurada. Kısaca şöyle çalışır, çekirdeğe giren hava kompresör ile sıkıştırılır, sıkıştırılmış hava yakıt ile karıştırılır ve yakılır. Böylece hava ısıtılarak genleştirilir ve egzozdan püskürtülerek itki oluşturulur. Oldukça hızlı olan hava akışı egzozdan çıkmadan önce türbinden geçer ve türbini rüzgar gülü gibi döndürür. Türbin bu dönme gücünü bir çubuk yardımıyla, yani şaft ile kompresöre aktarır, yakıtın bir kısmı kompresör için kullanılır ve çekirdek yakıt bitene kadar bu döngüde çalışır. İşte bu turbojet motorun arkasına ayrıca bir türbin bölümü daha eklenince turboşaft motoru elde ediyoruz. Çekirdekten çok büyük hızlarla püskürtülen hava akışı, motoru itki üretmek için terk etmek yerine ikinci bir türbin bölümünden daha geçer. Ve yine bu türbinleri de rüzgar gülü gibi döndürür. Bu türbinler güç türbinleridir. Güç türbinleri, güçlerini ayrı bir şafta aktarır. Kompresör şaftına değil, güç şaftına aktarır. Yani aslında turbojet, bir rüzgar gülüne üflüyor gibi bir durum. Ama çok güçlü üflüyor. Bu nedenle güç türbinleri de çok hızlı dönüyor. Güç şaftı da öyle. Bu motorlar, büyük bir gücü küçük bir hacimde ürettiğinden güç şaftının dönüş hızı kullanılamayacak kadar hızlıdır, yavaşlatılması gerekir. Bu görevi dişli kutusu üstleniyor. Güç türbininin yüksek hızlardaki dönüşü güç şaftı yardımıyla dişli kutusuna ulaşıyor ve burada tıpkı bisikletlerin arka tekerindeki büyük dişliye geçer gibi kullanılabilir devirlere düşürülüyor dönüş. Daha sonra dişli, dönme hareketini son kullanım yerine aktarıyor. Kullanım alanları geniştir bu dönme hareketinin. Aynı zamanda helikopter motoru olarak da anılan turboşaft, pervane dışında birçok şeye de dönme gücünü verebilir. Gemilerde, tank elektrik akımı üretiminde, hatta motosikletlerde bile turboşaft ile karşılaşabiliriz. Evet, motosikletlerde bile. Bir tane yapılmışı var, sesi de fena.